Teşekkürler. Makine Mühendisleri Odası Başkan Vekili Seyfettin Avcı'ya döneceğiz şimdi ve onunla konuşalım. Aslında çok net bir soru var ortada, tek bir soru var. Seyfettin Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. O soru da şu. Bu ölüm olmayabilirdi. Bu genç kızın hayatta kalması sağlanabilirdi, değil mi? Kesinlikle doğru. Peki evet. Nasıl? Lütfen onu anlatın. Yani bir asansör kazasından böyle bir kayıp neden yaşamamamız gerektiğini anlatın lütfen. Teşekkür ederim. Bu genç arkadaşımız gerçekten şu anda hayatta olabilirdi. Bunun için aslında asansörler insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için mekanik cihazlar ve bu cihazların bakımları ve denetimleri doğru ve zamanında yapıldığı zaman bu asansörler insan hayatının kolaylaştırmaya sağlayan unsurlar aslında. Ölümlere hiçbir şekilde meydan verecek cihazlar değil. Dün akşamki bu olay aslında bir ihmalin sonucu gibi görülüyor Senem Hanım. Evet. Peki bir asansörün düşmesi ne demek? Yani mesela orada 15 kişilik ama 16 kişi binmiş diye bir açıklama gördük valiliğin açıklamasında. O vurguyu gördük. Evet. Aslında asansörlerin sayıyla bir ilgisi yok. Asansörler ayda en az bir kez bakım firmaları tarafından bakımları yapılmalı ki bu bakım firmaları TSE tarafından asansör işletme ve bakım yönetmeliği hizmet belgesine haiz firmalar tarafından, onun elemanları tarafından yapılmalı. Ayrıca denetim firmaları da bakanlık tarafından akredite edilmiş kurumlar tarafından yılda en az bir kez denetlenmeli. Bu iki işlem yapıldığı zaman hiçbir asansör güvensiz halde olma şansına sahip değil. Dolayısıyla tek mesele zamanında denetim, zamanında bakım. Burada da bu gerçekleşmedi, öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla sorumluların bu noktada herhalde bir maliyet ödemesi gerekecek. Umarız ona tanık oluruz. Çünkü başka türlü olmuyor, o refleksler gelişmiyor. Seyfettin evet. Avcı. Çok teşekkürler. Ha, bir şey ekleyeceksiniz galiba. Şöyle bir hatırlatma yapalım izninizle, programınızla. Kullanıcılar olarak bizler bir asansöre binerken mutlaka asansör kabininin içerisinde olması gereken etiket var. Denetim etiketi. Bunlar yeşil, mavi, sarı ya da kırmızı renkte olmalılar. Mavi ve yeşil etiketliler o asansörlerin güvenli asansör olduklarını belirten ibarelerdir. Sarı asansör aslında az güvenli, hatta güvensiz, çok kısa zamanda eksiklerinin giderilmesi gereken bir asansördür. Kırmızı etiket varsa da o asansöre asla binilmemeli ve kapatılmalıdır. Bunları söylemek isterim. Bir hatırlatma da. Biliyorsunuz ülkemizde çok sık depremler oluyor. 8 ay önce de çok büyük bir deprem yaşadık. Yaşadığımız İstanbul'da da depremler bekleniyor. Depremde ve yangında asla ve asla asansör kabinini, asansörü kullanmamamız gerekir. Bunu da buradan hatırlatmak isterim. Önemli son bir hatırlatmaydı. Bir cümle, Senem Hanım, son bir cümle. Lütfen. Asansörün birinci derece sorumluları, özellikle bu büyük AVM'lerde, yurtlarda buranın sorumluları aslında yöneticileri, binalarda da bina yöneticileri. Onlar aslında bu uygulamaları yapmakla, takip etmekle de sorumlular. Onu da ifade etmiş tamam. olayım. Teşekkür Burada da ediyorum. Yurt yöneticisi tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Seyfettin ben Avcı.